bizim gelmemizden beraber doğru 3 maç aldık. Ama çok mükemmel bir şekilde de oynadığımızı söylemiyorum. Tamam, coşkumuz, arzumuz iyi ama eksiklerimiz var. Zaman zaman bazen ilk devre, bazen ikinci devre hatalarımız oluyor. Örneğin son maçta ilk devre çok kötü oynadık. Ama ben hep şunu söylüyorum. Şampiyonluğu oynayan bir ekibin kötü oynadığı dönemlerde bile kazanmasını bilecek. Çünkü puan geri gelmiyor ama futbolu düzeltebilirsiniz. O açıdan dönüşümlerimiz iyi oldu iki deplasmanda da. 1-0 mağlubiyetten 2-1 galibiyete geçtik. Ama bu her zaman tekrarlamaz. Onun için daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü biz şampiyonla oynuyoruz. Ufacık bir hata bize çok büyük mal olur. O açıdan maçlara hep tek tek hazırlanıyoruz. Her maç maç hazırlanıyoruz. Bu maç da bizim için önemli maç. İnşallah Kırıkkale maçına kadar kayıpsız gitmek istiyoruz. Ondan sonra rakiplerin puan durumuna göre maçımızı aynı şekilde Kırıkkale maçına hazırlanıp biz devam edeceğiz. Ama ondan evvel bizim 3 maçımız var. 3 maçı almak zorundayız. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bu şekilde iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakatımız yok. Bugün, dün işte Caner arkadaşımız sakatlandı. Adelesinde, Salı günkü idmanda. Başka da herhangi bir rahatsızlığımız, sakatımız yok. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Yönetim kurulumuz da bize gerekli olan desteği, her şeyi veriyor. Özellikle vurgulamak istediğim konu, seyircimizin en sonki maçta ve ben geldikten sonraki bütün maçlarda maçın sonuna kadar bizi desteklemesi. Yani 1-0 mağlup olmamıza rağmen, ilk devre mağlup içeri girmemize rağmen hiçbir çatlak ses çıkmadı. Bu sporcular üzerinde çok büyük psikolojik etki yarattı. Belki bizi kamçıladı diyebilirim hatta. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Aynı duyguları, aynı desteği diğer maçlarda da bekliyorum. İnşallah hep beraber bu şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz. Hocam, şimdi sizin yan maçında 90 dakika iki ayrı bir takım seyrettik. İlk yarı hocam siz doğru kadroyla çıktınız. Bunu da ben zaten yazımda da bahsettim. İlk yarıda hocam Ramazan'ın sağ tarafta. Mustafa Ünver ilk yarı kötü ama ikinci yarı mükemmel oynadı. Onu da söyleyebilirim. Evet. Bekliyor muydunuz hocam bu kadar hani formsuz, hani bir hafta önce burada hakikaten olağanüstü işler yaptılar. Ramazan özellikle diğer deplasmanlarda ama bu maçta ki performansa düşüktü. Bekliyor muydunuz hocam? Şimdi tabii beklemiyorsun tabii. Hepsi değerli sporcular. Hepsi kaliteli sporcular. Ama futbolun doğasında, futbolun içerisinde her sporcu, her maç mükemmel bekleyemezsiniz. Ama ben çocuklara da şunu söyledim. Bu maç en sonki maçta Ramazan'ın formsuzluğu rakip takımın hiç defansının ve orta sahasının ileri çıkmayışı oldu. Alanları çok iyi kapattılar. Ramazan'da geniş alan bir oyuncusu. Yer bulamadığı için oynayamadı. Ama Ünver kısa alanları o tekniğe daha uygun bir oyuncu. İkinci yarı kendini toparladı, daha iyi oldu. Özellikle Kaan'ın girişiyle takım kendini daha iyi toparladı. Ve istediğimizi aldık. Ama dediğim gibi yani her maç mükemmel, her saat mükemmel olmuyor. Bazen ikincileri var ama biz bunu 90 dakika yaymak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki maç iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla yani hedefimize ulaşırız. Değişiklikler hocam, zamanında değişiklik yaptınız. Yalnızca Uğur'un 80'den sonra 75'ten sonra oyundan düşüşünü siz kenarda ben gördüm sizi. Çok oyuncuya çok bağırdınız. Çok top kayıplarıyla oynadı. Uğur Balcı biraz da erken alınabilir miydi hocam? Sizin görüşünüz çok mu? Şöyle, çünkü Uğur evet belli dakikadan sonra yoruluyor ama işte maçın kritik olması, yani her an bir şey bekliyorsun bazı oyuncudan, işte gol yapar, girer, eder diye biraz sabırlı olmaya çalışıyorsun. Yoksa daha önce onun yerine gelen Balcı daha önce de girebilirdi, sorun değil. Ama işte çok kısa bir şartlarımız var. Fazla da oynayamıyorsunuz ama olabilir mi? Olabilirdi. Zaten girdi Balcı, iyi oynadı yani, iyi değerlendirdi. Hatta golü de kaçırdı diyebilirim. Önümüzdeki günler işte 6 maç kaldığı için bir takım şeylerle de fazla da oynanmıyor. Ama bekleyen arkadaşlarımızla, oyuna giren arkadaşlarımız özellikle bu maçta çok katkı sağladılar. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu katkıları devam edecek yani. Uğur'un hocam takımdaki gücünü biliyoruz. Yani tam bir 10 numara. Gerçekten iyi takımı idare ediyor ama yorulduğu zaman da işte son dakikalarda takımda biraz da frenlemesine sebep oluyor diyebiliriz hocam. Aslında yani, çok kaliteli bir oyuncu Uğur. Tabii kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli olmasa bu takımda olmaz. Ama dediğim gibi her oyuncu iyidir. Bugün Uğur oynar, yarın öbür oyuncu oynar. Hepsinden verim almaya çalışacağız yani.
Hocam bundan sonraki maçlar için hani taraftara mesajınız, kamuoyuna mesajınız. Çünkü takım iyi gidiyor. Beklenti yüksek hocam. Hele siz geldikten sonra seyirci de inanmışlarını göster tribünlerde. Sosyal medyada da özellikle sizin takıma verdiğiniz sinyalci konuşuluyor. Ne diyeceksiniz hocam? Söyledim biraz evvel de, bir daha tekrarlayayım. Yani özellikle yani ben 3 maçtır buradayım. Buradaki seyircinin vermiş olduğu destek gerçekten mükemmel. O sporcular üzerinde de etki yapıyor. O açıdan aynı desteğin 90 dakika boyunca bu maçta da ve diğer maçlarda da sürmesini istiyorum. Çünkü şampiyonluk sadece futbolcu değil, bir bütün olarak, bir aile olarak, bu da taraftar da bunun içinde önemli bir parçası. İnşallah bu maçta da aynı desteği bekliyoruz. Hocam, Bartın nasıl buldunuz? Onu soracağım. Şimdi Bartın ilk defa geldiniz. Sezon başında burada bir maça geldiniz, ya baraj Evet. maçına geldiniz veya son maça geldiniz. Baraj maçına geldim. Gördüğünüz neydi hocam Bartın'da? O çok merak ediyorum. Yani gördüğüm, biz bir şey görmüyoruz vallahi, biz takımı seyrediyoruz. Şehir güzel bir şehir. Biz alışkınız, tatlı bir şehir. Tabii önemli olan bizim başarılı olmamız. Biz başarılı oldukça bize her şey mükemmel görünür. İnşallah ligin sonunda başarılı bir şekilde bu işi götürürüz. Hocam teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim.